ay ay ay. Ne döktünüz buraya evladım ha? Başı gözü yaracağız şimdi. Durun ben size yardım edeyim. Gel. Tut. Hah. Ay 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 ay. Ne yaptınız böyle canım apartmanıma ha? Yoksa musluğu açık unuttunuz da her yeri su mu bastı? Neriman Hanım bir sakin olur musunuz? Musluk falan patlamadı. Temizlik yapıyoruz gördüğünüz gibi. Sizin canım apartmanınızı temizliyoruz. Allah Allah. Ben onun için adı hediye olan birini tutmuştum. Siz niye kendinize görev edindiniz evladım? Ya öyle de Hediye Hanım'ın beli sakatmış. Biz de yardım edelim dedik. Ha. İyi. İyi yapmışsınız. Aferin. De. O zaman kendiniz kaşındınız. Böyle her yeri köpükleyin o zaman. Bak borular falan kalmış. Heh. Bak tavanda da böyle örümcek ağları falan varsa onları da temizleyin. Sonra da kömürlüğe el atarsınız bir ara. Ha. Yani şey biz yardım etmek için aslında şey yapıyorduk ama abartmasak böcek böcek. Ben anlamam evladım. Yaptım bir hayır, tut bacağından hayır. Bak, birazdan boş daireye bakmaya birileri gelecek. O zamana kadar iyice temizleyin buraları. Hah, aferin size, aferin. Tut beni, tut, 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 tut. Hadi, hadi bakayım. Aferin, çalışın. Aferin. Gel. Kömürlük dedi. Beyler hayırdır ya, kolay gelsin. Eyvallah. Ne yapıyorsunuz? Bahar temizliği mi? Ne yapalım abi? Güney'le olan arkadaşlığımızı sorguluyoruz şu anda. Ders yapacağız, hadi bize gidelim dedi. Kendimizi bu halde bulduk. Abi ne yapıyoruz biz ya? Oğlum sen ne kadar mızmızlanmayı seviyorsun ya? Sus lan, iki dakikada bitecek işte. Allah Allah. Kızlar nerede? Kızlar Tuna Bey ile yukarıda. Tuna Bey kim ya? Kardeşim Tuna Bey Cemre'nin iş yerinden arkadaşı. Biraz rahatsızlanmış. Evi de ilaçlanınca Cemre'yi eve davet etmiş. Serkan biraz gıcık kapıyor da arkadaşa. Biraz mı? Onu elime geçirsem var ya, ya kapaç aşağı atacağım da zor tutuyorum kendimi. Yani gıcık kapmamak elde değil bence. Herifte bir karınkası var. Hiçbirimizde böyle bir şey yok yani. Oğlum sen bilerek mi yapıyorsun ya? Ha? Hatırlamak istemedikçe niye hatırlatıyorsun? Hatırlatıp hatırlatmama meselesi değil ki abi bu. Sırf six pack de değil yani. Bir pozu var herifte. Yani kısaca sen Eylül'ün yanında böyle bir adam dolaşsın geçsin ister misin? Beyler sakin olun ya. Yukarıdaki Brad Pitt olsa ne olur? Biraz kendinize güvenin. Ve tabii sevgililerimize. Yani. Ben Cemre'ye güveniyorum oğlum. Cemre'ye güvenim sonsuz. Yani el aleme güvenmiyorsun değil mi? Bak yüz yılın klişesi. Ne zaman söyleyecek diyordum, şu ana kısmetmiş. Beyler size doyum olmaz, ben kaçıyorum o zaman. Hadi kolay gelsin. Dikkat et, dikkat et. Sağ ol abi, sağ ol. Ben el aleme güvenmiyorum. Vallahi vuracağım başımı bacağına abi. Ya kızlar, bana yardım etsenize. Siz hangisi? Payetli olan ben. Kırmızı olan. Kırmızı olan mı, payetli olan mı? Payetli olan o zaman. Kırmızı olan. Kızlar ya, ben anlamıyorum. Kafam zaten karışıktı, siz daha da çok karıştırıyorsunuz. Hangisi? Nereye gidiyorsun sen? Ay bir yere gitmiyorum canısı. Sahneye çıkacağım. Müthiş özelliklerimle işe alındım da sahne ışığımı yansıtacak bir elbise arıyorum. Ben kapıya bakayım. Bence payetli olana giy. Çünkü star ışığın da sahnedeki ışıkları da iyi yansıtırsın. Ali? Eylül, ne haber? İyi, sen? Ya habersiz geldim ama sorun yok değil mi? Yok yok, ben de seni arayacaktım, iyi yaptın. İyi. Ya süpersin. Ya gerçekten çok iyi oldu, çok teşekkür ederim. Hoş geldin Ali. Hoş bulduk.
haber? İyi, sen nasılsın? İyi. Merhaba, ben Tuna. Ali. Memnun oldum. Sen şey mi yapsan ya? Üstüne bir şeyler mi giysen ince ince? O da soğuk zaten. Nasıl yani? Anlamadım. Ben dışarıdan geliyorum ya kardeş. Hava çok soğuk, buz gibi. Yani Allah muhafaza hasta falan olursun. Hasta zaten. Bak, hastaymışsın da. Şöyle yapalım o zaman, dur. Aa bak, burada battaniye duruyor. Sen örtünmüyorsun. Hah. Şöyle güzel boynuna doğru şu an. Hah. Süper oldu. Sağ ol da yani ben kolay kolay üşümem. Sıcakkanlı bir insanım herhalde ondan. Sıcakkanlıymış, espri de yapıyor Zevzek. Hı? Efendim? Yok bir şey ya. Çok komik bir arkadaş. Esprileri falan. Güzel. Ne yapıyorsunuz? Ne çalışıyorsunuz? Çalışıyoruz işte öyle, sınav falan. Çalıştın. Hadi çalışın tamam, şey yapmayın. Bölmeyeyim dersinizi. İşte dairem burası. Yeri güzelmiş aslında. Sakin bir binaya benziyor. İnşallah öyledir teyze her zaman buralara. Bakın evladım, ben öyle öğrenciye ev vermem diyen sinirsek ev sahiplerinden değilim. Buradan da anlayacağınız üzere çok iyi bir insanım. Bakın benim dairemi tutarsanız çok rahat edeceksiniz. Vallahi çok rahat edeceksiniz. Bir görelim de teyze. Teyze. Tabii evladım, tabii. Siz gençler ne diyordunuz? Böyle görünce dibiniz düşecek vallahi. Şimdi ben içeride bir temizlik yaptırıyordum. Bir bakayım ne durumda. Tamam teyzeciğim, biz bekliyoruz. Teyze, tabii. İnşallah güzeldir. İnşallah. Nasıl? Her şey hazır mı? Ha? Hazır annem hanım. Bakayım. Tut bakayım şunu Rüstem efendi. Ver ben tutayım derim hanım. Ha. Ay çok güzel oldu valla. Çok zevkli kadınım. Hakikaten çok zevkli bir insansınız Meryem hanım. Her şey tamamsa yeni kiracıları çağırayım mı? Her şey hazır, çağırabilirsiniz. Hadi bakalım. Çocuklar, gelin evladım, gelin. Merhaba. Bize evi böyle anlatmamıştınız. Burası resmen harabe. Duvarlara baksana. Berbat durumda. Bütçeniz dahilinde en iyi ev dedim evladım. Yani yalan da değil. Bu paraya burası saray, saray. Saray mı? Saraya bak. Yok biz tutmayacağız. Hemen karar vermeyin evladım. Bakın ufak böyle dokunuşlarla siz güzelleştireceksiniz evi. Bir duvar kağıdı, bir tablo, her şeyi değiştirir. Tabloyu kaldır, kaldır Rüstem efendi. Ha? Tut hediye, bak. Duvar kağıdımız, tablomuz ya. İşte nasıl evin havası değişti değil mi? İşte bunlarla siz burayı böyle yuvaya çevireceksiniz. Teyzeciğim siz bizimle dalga mı geçiyorsunuz? Ya bir tane değil 10 tane tablo atsan yine bu ev adam olmaz. Duvarlar leş gibi rutubet, görmüyor musunuz?
Hadi Kuzey, hadi gidelim. Bence de. Kusura bakma teyze. Aman gidin. Benim evimden iyisini bulursanız bana da haber edin. Teyzeymiş. Bir de utanmadan teyze diyorlar. Bir beceremediniz. Yani bir duvar kağıdıyla tabloyu tutmayı beceremediniz. Hep sizin yüzünüzden. Kiracıları kaçırdık. Of, her geçen gün zarar ediyorum ben. Olmadı mıydı? Ay bu tablo çok güzel. Vallahi güzel. İyi geldi, içimiz ısındı. Donarsın tabii Güney. Ya kışın ortasında foşur foşur merdiven yıkamak ne demek? Bir şey de abartmasan olmuyor. Ben sana sadece sil dedim. Vallahi hasta olmazsak iyidir, ben söyleyeyim. Yok, merak etme kardeşim, olmazsın. Olsan da kızlar bakar zaten sana. Maşallah, melek gibiler. Evet, melek gibiyiz. Ne var yani? İyilik de mi yapmayacağız? Ben bakarım. Ay ay. Ali gel. Asıyorum ben. Hoş geldin Ali. Hoş bulduk. Yani yok beyler, siz haklıymışsınız. Yani bu Tuna denen herif kızların evine iyice postu sermiş. Bir de böyle incecik giyiniyor, hastayım falan filan, tişörtle geziyor evin içinde. Bir tane daha. Ya Serkan'la Mert'ten sonra Tuna'ya uyuz olanlar kulübü bir yeni üye daha kazanmış. Güneciğim, görüyor musun işi? Aşkım, ama sen de ateşe körükle gitme. Ne? Ne alakası var ya? Bak, gördünüz işte, ben abartmıyorum. Ali de gıcık olmuş. Ya herif itici diyorum. Anlamıyorsunuz ki. Gördün mü son gün? Serkan, iyice abartıyorsun ya. Bak, sonuçta çocuk Cemre'nin şefi. Kızlar iyi niyetle kapılarını açtılar. Ben biliyorum. Boşuna kıskançlık yapıyorsun. Yani çocuk da o kadar yakışıklı olmasaydı be son gün. Ha, çirkin olsaydı sorun etmeyecektin yani. Ya kardeşim, mesele o değil ki. Mesele güvenlik meselesi. Yani adam hırlı mı hırsız mı hiçbir şey bilmiyoruz. Ama bir şey yaparız ya. Yarın ben onun bir GBT'sine baktırırım. İyi espri ha. Yo, espri yapmadım. Ha? İyice delirdiniz ya. Bana bak Ali, çocuğu durduk yere tutuklatırsın da sen şimdi. Vallahi GBT'sinde bir yaramazlık çıkarsa atarım içeriye. İnanılmaz mantıklı. Sen her şeyine baktır abi. Ne olur bana da haber ver. Tamam tamam, veririm. Bu iş bende. Güney, bunlar ciddi mi? Ne bileyim, anlamadım. Ben de ağzım açık dinliyorum. Abla, resmen tuttuğun konumdan çekiştire çekiştire götürüyorsun ya. Ya ders çalışmam lazım diyorum. Ya ne gamsızsın ya, Macide çağırmış, merak etmiyor musun? Çalışırsın sonra, gel. Ay hiç merak etmiyorum. Ağzından çıkan kulağın duyuyor mu? Aa, Ejder'in Macide'nin odasında ne iş var? Ay yani, yuh Zehra abla, kapı dinlemeye mi getirdin beni buraya? Ben seni reddettim diye böyle davranıyorsun, bunun farkındayım. Duyuyor musun? Macide meğerse ona yürüyormuş. Ejder'e yürüyormuş, Ejder reddetmiş. İnanamıyorum ya. Ya çocuk yapalım diyorsun. Evlenelim diyorsun. Ya bunları niye diyorsun Macide? Macide, sen olmayacak dualara amin demeye çalışıyorsun. Ya sen benim rahmetli amcamın eşiydin. Böyle bir şey olması mümkün mü ya? Lütfen ya, lütfen. Bir dakika, bir dakika. Sen niye böyle tuhaf davranıyorsun? Niye bağıra bağıra konuşuyorsun benimle? Ya sen ne zaman ahlak konukması kesildi?
Anlamadım. Tabii ki evlenmek istiyorum. Tabii ki çocuk yapmak istiyorum. Doğal değil mi bu? Tuhaf mı? İnanmıyorum ya. Ardamarı çatlamış bunların. Zavallı dedenin mezarı solmadan. İnanamıyorum ben. Nasıl bir kadın ya? Benim dedemin evinde dedemin ruhuna nasıl bir saygısızlık bu? Korkunç. Sen ne diyorsun ya? Ejder amcamla evlenmek ne demek? Yanlış, ya ne, bak ne duyduğun, ne kadar duyduğunu bilmiyorum ama hepsi yanlış. Yanlış anlamışsın. Yanlış manlış yok artık. Yanlış duyduğumlara sığınamazsın. Her şeyi duyduk, bu kız da şahit. Utan ya. Sen demek ki bu adamla evlenmek için deli gibi peşinden koşuyorsun. Rahmetli kocanın kemikleri sızlıyordur be. Yok öyle bir şey. Kadercim yok öyle bir şey. Biz başkasından bahsediyorduk. Söylesene Ejder. Öyle değil mi? Söyle. Ne söyleyeyim Macide? Ne söyleyeyim? Kız duymuş duyacağını. Ben daha ne söyleyeyim? Gerçi kadercim, bu kadıncağız benim peşimden öyle bir koştu ki ben sana anlatamam. Hatta bunun için yatsın. Zaten amcam beni böyle zorla öpmeye çalışırken gördüğü için inmendi ya adamı zaten. Yalan söylüyor. Ejder yalan söylüyor. Sakın inanma. Asıl o benim peşimdeydi. Tabii. Hep o amcasını hiçbir zaman sevmiyordu, tamam mı? Hep parasındaydı gözü. Ya bir sus ya. Resmen kendini aklamak için amcama iftira atıyorsun şu anda. Bak seni dinlemek istemiyorum. Defol git buradan. Kader. Şaka gibi. Kadercim lütfen ben... Nasıl yani? Nereye giderim? Ne yaparım? Duygu sömürüsü yapma be. Defol git. Hadi defol. Hadi. Ya, Kader bak lütfen bana izin ver. Bir fırsat ver, sana bu adamın gerçek yüzünü göstereyim. Lütfen. Asıl gerçek yüzünü biz gördük seni. Anladın mı? Şimdi defol git bu evden. Hadi. Ya, bırak. Karda kışta nereye giderim ben? Defol başım. Hadi. Kader lütfen. Tamam. Tamam hemen gitme. Ne? Kendine kalacak bir yer bulsun, ondan sonra gitsin işte, onu diyorum. Bak ama bir haftan var. Bir hafta sonra seni burada asla görmek istemiyorum, asla. Ya ben senin, yemin ediyorum merhametine tüküreyim ya. Sen delirdin mi? Bu kadın senin dedeni öldürdü diyorum ya. Ya Zehra abla tamam, tartışmayalım. Bu kadın bu kadar kötü diye ben de o kadar kötü olmak zorunda değilim, değil mi? Şeytansın sen. Kadın da sana yardım ediyor değil mi? Ama bu iş burada bitmedi. Mahvedeceğim sizi. Canım anca gidersin. Anca gidersin. Zehra, ben genelde bu hareketi çok klişe bulurum ama... tam yeri geldi yapalım diyorum. Çak. Şimdi neler yapacağız? Dur daha sen dur. İyi ki geldiniz ya. Beğendin mi canım keki? Evet Feyza Hanım, çok yedim, ellerinize sağlık, çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Aslında biz sizi rahatsız ettik. Çünkü bir konu hakkında size danışmak istediğimiz şeyler var. Öyle mi? Hadi konuşalım. Yani yardımcı olabilirsek ne mutlu bize. Hocam sorun şu. Şimdi biz çocuğumuzu sizin gibi anne baba olmak istiyoruz. Ama bu konuda ne bir bilgimiz var, ne bir tecrübemiz var. Korkuyoruz. Yani biz güzel bir çocuk yetiştirmek istiyoruz ama çocuk nasıl yetiştirilir bilmiyoruz. Hayır saksı da değil ki bu, koy güneşe, ver suyunu büyüsün. Yani? Yani istiyoruz ki hocam, çocuğumuz böyle dürüst biri olsun.
Hani ne bileyim, vicdanlı olsun. Ya iyi bir insan olsun işte, anladınız. Evet, yani akıllı, uslu, efendi. Bir de çok rica edeceğim, çok konuşmasın. Kıvamında olsun yani hareketleri, davranışları. Gerçi böyle sipariş verir ki. Evet. Sipariş vereyim oğlum. Yok yok. Çocuklar öyle düşünmeyin. Öyle düşünmeyin. Bunun için tam doğru yere geldiniz. Biz bir ebeveyn nasıl olur, onun cevabıyız Feride ile. Hayatım, biraz mütevazı olalım ama. Yok yok, bu konuda hiç mütevazı olamam. Biz mükemmel çiftiz. Mesela Metin, biz sadece bakışarak anlaşıyoruz. Asla çocuğum onu yapma, bunu yapma, şunu yap, bağırmak falan öyle şeyler yok. Yok. Sadece bakışıyoruz. Bak. Hadi ya. Doğru. Sıfır. Metin. Metin. Oğlum, Metin. Metin. Oy benim oğluşuma be. Oy benim kuzuma be. Gel. Gel hadi oynayalım. Gel bak, oyuncaklarım burada. Hadi aşkım, gel. Metin. Metin bak, abiyle abla bakıyor. Hadi daha önce nasıl yaptıysak yine yapalım. Gel oğlum. Metin. Gel oğlum bak. Nasıl dinliyordun önceden? Nasıl dinliyordun? Gel. Gel bak, burada oynayalım beraber. Metin. 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 Gel. Hocam, nasıl baktıysanız çocuğa hiç oralı olmadı ya. Evet, uykusu mu? Uykusu gelmiş hayatım, görmüyor musun? Gözlerinden uyku akıyor çocuğun. Çocuklar uykusu var yani, biraz uyusun. Sen bir içeride istersen biraz uyut, iyi gelir. Uykusu var çünkü. Tamam, ben onu yatırayım geleyim. Sonra tekrar göstereceğim size. Gel bakalım. Oh benim oğluma be, oh benim oğluma. Biraz daha kek alır mısınız? Yok hocam. Teşekkürler. Ay çok heyecanlıyım ya. İçeride çok insan var. Tamam Meral, sakin ol. Derin nefes al. Meral, müsaitsen patronum Sakan Bey seni bir misafirle tanıştıracak. Tabii tabii, buyurun. Buyurun. Meral'cim, tanıştırayım. Roberto Bey. Kendisi bu şirketin ortaklarından birisidir. Öyle mi? Merhaba, yani hello. Hi. Roberto'ya senin İtalyanca bildiğini söylemişler, çok sevindi. Senden İtalyanca bir şarkı dinlemek istiyormuş. Ya. Hay Allah. Şey, ben Türkçe şarkı söyleseydim. Hani. Çünkü şey, İtalyanca şarkı söylemeyi bilmiyorum da. Olur mu canım, sevindi İtalyanca bildiğini yazmışsın. Bilmiyor musun yoksa? Şöyle, ben konuşulanı anlıyorum ama cevap veremiyorum. Şey, Roberto Bey bir şey söylerse ben direkt anlarım. Canım, adama bir merhaba falan da bari. Ay tabii derim, merhaba. Sen İtalyanca falan bilmiyorsun değil mi? Bari bizi aptal yerine koyma. İşe girebilmek için CV'ne yalan yanlış şeyler yazmışsın. Biraz öyle oldu değil mi? Siz şimdi benim sahneye çıkmama da izin vermezsiniz değil mi? O zaman ben sizi meşgul etmeyeyim. Bildiğim tek dilde söylüyorum. Ben kaçar. Eylül, şey diyeceğim, kahveler bittikten sonra sinemaya gidelim mi? Olabilir. Belki bir aşk filmi vardır, sen de şöyle hüngür hüngür ağlarsın. Anlaşıldı.
Anlaşıldı. Sen bunu bana karşı hep kullanacaksın. Ayrıca söyleyeyim sana, yani ben ağlamadım orada. Azıcık bir damla aktı gözümden. Azıcık mı? Evet. Bayağı burnumu çekiyordum ben. Abartıyorsun. Gerçekten abartıyorsun yani. Ciddiyim, abartıyorsun. Abartılacak kadar o kadar da değil, ağlamadım yani. Ya tamam. Tamam. Ali. Efendim? Bir şey söyleyeceğim sana. Söyle. Bu sinemaya yarın gitsek de ben bugün biraz eve gidip ders çalışsam olur mu? Olmaz. Ya gitme. Gitme, tatlı ye. Mesela supangle yiyelim. Profiterol sevmez misin? Kek yedik ya. Ya kek başka, tatlı başka. Başka zaman yeriz. Ama şimdi gidelim. Gitme. Bana gel. Yani benim evime gidelim, benim evimle ders çalış. Ya olur mu öyle şey? Defterlerim, kitaplarım hep evde. Bir de çamaşır yıkamam lazım. Temiz kıyafetim kalmadı. O zaman Fadi'ye gidelim. Fadi'ye bırakayım seni. Orada ders çalış. Hem onun kıyafetleri sana olur. Ali, ben niye kendi evime gidemiyorum? Yani yine bir mafyanın içine mi karıştık da benim haberim yok? Hayır, öyle bir şey yok tabii ki de. Ya ne o zaman? Ya bu çocuk daha ne kadar kalacak sizin evinizde? Kim? Neydi, adı neydi ya? Tuna mı? Evet, o çocuk işte. Ne kadar daha kalacak? Bilmem. Cemre birkaç güne gider dedi. Bir dakika. Sen kıskançlık mı yapıyorsun yoksa? Evet. Yani hayır. Kıskançlık yapmıyorum. Ama yani o çocuğun sizin evinizde olması beni rahatsız ediyor. Doğal değil mi bu? Tamam, anladık. Cemre'nin şefiymiş. Ama yani çocuğu tanımıyoruz. Hırlı mı, hırsız mı? Niyeti ne? Çok önemli bunlar. Ya çocuğun kötü bir niyeti yok. Hasta yatıyor. Ayrıca ben de eve geliyorum. Odama girip ders çalışıyorum. Suratını bile görmüyorum. Ya şu an bana açıklama yaptırıyorsun. Farkında mısın? Ne kadar ayıp. Hani sen böyle biri değildin? Değilim. Ben asla takmam böyle şeyleri. Yani istesem o çocuğun GBT'sine baktırırım. Hapse bile attırırım ama... Ya o ne demek? O nasıl bir saçmalık? Vallahi yapanlar var. Yani yapan arkadaşlarım var, kıskanç olanlar var. Birkaç kere şahit oldum. Ama benlik değil. Yani benim tarzım değil. Hiç bana göre değil. Yani olmasın da bence. Anlaşıldı yani, hani kalkacağız, gideceğiz. İyi, bari şu kahveleri bitirelim. Tamam. Ben yavaş yavaş içeceğim. Bitmesin. Ya saçmalama, soğuyacak sonra. Ben zaten soğuk kahve seviyorum. Tamam, hadi bir yudum alayım senin için. O daha çok var. Geçen gün bizim mahallede bir çocuk vardı. Aşkım, hatırlıyorsun değil mi o çocuğu? Nasıl ağlıyor ciyak ciyak? Kulağım eridi ya. Ya o sevimli çocuk bir an nasıl canavara dönüştü Güney? Çocuklar sakin olun, biraz bebek bu. Küçük çocuklar biraz hırçın olabiliyorlar ya, normal bir şey. Ya bir çocuk yetiştirirken en önemli şey nedir biliyor musunuz? Birlikte eğlenebilmek. Yani püf noktası aslında eğlenebilmek. Büşra. Büşra'cığım bir gelir misin tatlım? Gelsene. Ne diyeceğim sana? Akşam birlikte film izleyelim mi? Eğleniriz yine. Ne dersin? İzlemesek? Neden? Sevmiyorum ben onları. Yani bütün oyuncular ölmüş filmler seyrediyorsunuz. Çünkü onlar birer klasik, seni de izlemen lazım. Yine mi ya? Ya şey... Çok sıkıcılar. Yani bunalıyorum izlerken.
sıkıcılar öyle mi? Sen bize hiç söylemedin bunu. Daha önce söylemedim çünkü sizi kırmak istemiyordum. Kırılmamızı istemediğin için söylemediğin başka şeyler var mı tatlım? Ben papaz kimle de oynamak istemiyorum. Ya niye ya? En sevdiğim oyun. Hep ben kazanıyorum. Çok eğleniyoruz. Evet, hep sen kazanıyorsun. Çünkü hile yapıyorsun bazen. Ama aşk olsun bir kere hile yaptım. Zaten o oyunda hile yapılır. Herkes yapar yani oyunda hile. Oyunun eğlencesi öyle çıkıyor zaten Büşra. Sen bizimle eğlenmiyor musun Büşra? Yok yok, eğleniyorum. Eğleniyorum. Ama her zaman değil. Yani ben bilgisayarda takılmak, oyun oynamak, bazen de öyle boş boş oturmak istiyorum. Ne güzel şeyler istiyor ya. Biz aile meselelerine karışmıyor muyuz? Tamam, o zaman biz de seninle bilgisayarın başına boş boş oturalım. Nasıl olur? Olmaz. Çünkü onu sadece biz ergenler yapabiliriz. Siz beceremezsiniz. Ya Feride abla, biz aynı şeylerden hoşlanmak zorunda mıyız? Değiliz. Değiliz, haklısın, değiliz. Hadi sen git odana, istediğini yap. Galiba mükemmel anne baba diye bir şey yok. Bence siz de kimseden tüy almayın ya. Çünkü nasıl anne baba olacağınızı öğretebilecek tek kişi var. Şahin. O da çocuğunuz. Adam İtalyanca bilmediğimi anlayınca ben hemen topuk tabii. Direkt kaçtım oradan ya. Ama çok utandım biliyor musunuz? Canısı biz sen demiştik CV'ne yalan yanlış şeyler yazma diye değil mi? Herkes yapar böyle şeyleri ya. Takma kafana, boş ver. Eylül gelmiştir, ben açarım. Hayır, en gıcık olduğum şey de ne biliyor musun? Deneyimli eleman arıyorlar. Ya beni kimse işe almazsa ben nasıl deneyim sahibi olacağım? Hoş geldin canısı. Hoş bulduk. Sana nasıl oldun? Ya bugün daha iyiyim. Çünkü kızlar bana çok iyi bakıyor. Sağ olsun. Neyse, ben yatayım artık. İyi geceler. İyi geceler. Eylül. Ali ile ne yaptınız? Ya ben onu çok seviyorum biliyor musunuz? Belli, yüzünde güller açıyor yine. Ya kızlar, sizce Serkan'la biz ayrıldık mı? Hayır tabii ki. Ya barışacaksınız. Ben eminim, sen hiç merak etme. Hemen bu kederli konuyu dağıtıyorum. Ay kızlar, ben çok acıktım ya. Ama lütfen makarna yapalım demeyin. Ya patates kızartması yapabiliriz. Bu saatte yağlı yağlı. Ay sonra niye kilo aldın, niye patates gibi oldun? En iyisi peynir ekmek yiyeyim ben. İkisi aynı şey değil mi canısı? Neyse, ben çay koyayım o zaman. Dur. Senin yarın sınavın var. Ben yaparım, sen ders çalışsın. Tamam? Tamam, olur. Sağ ol. Sağ olun komiserim. Size de çay söyleyeyim mi? Yok yok, istemem. Ama ben senden başka bir şey isteyeceğim.
Tuna Gürsel. Şucun bir GBT'sine bak bakalım. Tamam bakarım da Tuna kim? Ya bu bizim kızların arkadaşıymış. Evlerine falan girip çıkıyor da. Arkadaşıymış işte, niye bakıyoruz ki GBT'sine, anlamadım. Bak diyorum işte, hırlı mı hırsız mı öğrenelim. He tamam, şimdi anladım. Bu meslek refleksi. Siz böyle kimdir, necidir falan merak ettiniz tabii. Raporumu verdiğime göre artık bakabilirsin değil mi? Tamam bakarım. Sağ ol. Geçiyordum da bir hal hatır sorayım dedim. Ha, olanları hazmettin yani. Ay tabii tabii, doğru ya. Sen zenginleri kolay affedersin. Tabii tabii. Affettim. Affetmeyip de ne yapacağım değil mi? Nazan Hanımcığım, keyfin moralin yerinde mi? Yerinde. Gayet yerinde, böyle huzur içinde zengin evimin keyfini sürüyorum canım. Aman aman aman, maşallah de, maşallah de, böyle tahtalara falan vur. Dünyanın bin bir türlü hali var değil mi? Sürprizlerle dolu. Sen ne demeye çalışıyorsun? Çıkar bakayım şu ağzındaki baklayı, çıkar. Yok canım, ne demeye çalışacağım? Yani ben müneccim miyim? Öylesine konuşuyorum işte. Yok. Sen böyle buralara öyle boşu boşuna gelmezsin. Kesin sende bir şey var. Söyle, çabuk söyle, yoksa çok fena olur. Allah Allah. Fena olacakmış. Daha ne yapacaksın acaba? 30 yıllık memuriyetimi yaktın. Ama dur. Senin de hakkından gelecekler. Göreceğim ben seni. Sen ne diyorsun be? Yakında öğrenirsin. İyi ki intikam almaya tenezzül etmemişim. Hiç gerek yokmuş. Belanı bulacaksın Nazan Hanım. Hadi sana kolay gelsin. Ah, nasıl diyordunuz siz? Bye. Bye. Delirmiş. Kesin delirmiş. Burasından ne yapacağını bilemiyor. Ay benim düşmanım mı var? Allah'ım yarabbim. Derinin biri geliyor, biri gidiyor. Of! Sağ ol. Amirim. Ne oldu? Tuna'nın GBT'sine baktım. Sonuç ne? Tertemiz. Siz niye bu kadar merak ettiniz ki? Bir yanlışını falan mı gördünüz? Yani bir yanlışını falan görmedim de. Ne bileyim, pek ısınamadım o çocuğa ben. Yakışıklı değil mi? Ay, kıskandınız mı siz? Ne alakası var ya? Ben kıskanç biri miyim? Tanımıyor musun beni? Hem sen nereden biliyorsun çocuğun yakışıklı olduğunu? Nereden çıkarttın bunu? Siz öyle sorunca baktım, GBT'si tertemiz. Ben de tipini merak ettim, girdim Face'e. Ay yalnız o ne öyle ya? Çok yakışıklı çocukmuş. Diyorsun. Yani bence normal bir tip. O kadar yakışıklı falan değil. Ya neyse ne, bana ne? Bak Fadik, seni uyarıyorum. Boşboğazlık yapmak yok. Eylül bunların hiçbirini duymayacak. Çok fena rezil olur. Bak söz ver bana, boşboğazlık yok. Tamam. Azıcık kıskandınız ama değil mi? Yani hani birazcık ya, azıcık. Şu kadarcık kıskanmış olabilirim. Yoksa ben maço bir erkek değilim biliyorsun. Değil misiniz? Ha? Değilim tabii. Ya sana gerçekten yüz vermeye gelmiyor biliyor musun? Hemen tepeme çıkıyorsun. Hadi işini başına dön, hadi. Hadi tamam. Bak hala gülüyorsun ha, görüyorum. Kafan oraya dönük diye görmüyorum sanıyorsun da görüyorum. Gülme. Pardon, gülmüyorum. Hiç
alakası yok. Bilmedim. Kıskanç da olduk ya. Kızlar, size Eduş'un yaptığı gibi sütlü kahve yaptım. Ya. Wow. Eylül, bu lezzeti o kadar çok özledim ki. Eline sağlık. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Ben de Mert'i özledim. Ama inat etti, gelmiyor. Tuna ne zaman gidecek acaba? Meral'cim, siz de birazcık dışarıda görüşün lütfen. Hep bizde kalıyor. Aa, ne oluyor ya? Serkan bize gelse ben asla kızmam. Ay, sen de amma teyze kılıklı çıktın. Ne alakası var ya? Çok dağınıksınız bir kere, sinir oluyorum. Ay yok artık. Bir de yüzüme karşı sinir oluyorum diyorsun. Ya sinir bozucu bir insansın, çok doğal. Ay sen de hiçbir fırsatı kaçırma. Ay yapmayın ama ya. Meral çocuk hasta, zor durumda. Duyacak şimdi, ayıp. Herkes de kafayı Tuna'ya taktı, ben anlamadım ya. Tamam, bir şey demedim. Doğru söylüyor. Yani kendimi erkeklerin yerine koyuyorum. Biz olsak bozulur muyduk diye. Ne bileyim, ben aldırmazdım ya. Değil mi? Vallahi ben çok bozulurdum. Ay kızlar, düşünsenize, evlerinde afet biri geziyor. Ay çok sinir bozucu. Ama bir de şöyle düşün. Kız çok hasta, gidecek yeri yok. O zaman da problem çıkartır mıydın? Şöyle sorayım. Nasıl bir hastalık bu? Yani ne kadar ciddi? Hayır, ona göre karar vereceğim de. Hmm. Bu çocuk nerede ya? Çok merak ettim. Ya uyuyordur, uyanır birazdan. Ay uyandı. Ben gideyim su içme bahanesiyle bir bakayım. Nereye, oraya mı koydun? Cemre biz beş kardeşiz demişti. Bir görmediğim sen kalmıştın. Ben Tuna. Kader. Memnun oldum. Ben de. Ne şeker kız ya. Hepsi çok tatlı bu kızların. Cemre, bu çocuk ne zaman gidecekmiş? Bir şey söyledim sana. İyileşince gider. İyileşsin de gitsin artık. Hayır! Hayır, hayır, hayır! Hayır, o çocuk gitmez. Hayır, hayır, hayır. Hayır, gidemez. Ya o ne arkadaşlar? O ne? Kader, ne oldu? Ya sonra inanılmaz yakışıklı değil mi? Ya böyle o kadar yakışıklı ki insan değil yani. Oo, gitmiş. Bir şey söyleyeceğim. Sevgilisi hiç olmadığından kafayı yedi tabii. Yani Meral, sana bile kızamıyorum şu anda. O kadar tatlı ki. Tatlı matlı ne yapalım kader? Ay, sevgilisi yok değil mi? Ay var mı, sen bilirsin. Ay, hiç bilmiyorum ki kader. Ya kızlar, ne olur gitmesin. Birazcık daha kalsın. Birazcık daha kalsın. Lütfen. Kader yapma böyle, bak duyacak, ayıp olacak. Ay dursun. Dursun. Çok heyecanlıyım. Yani kadercim, eninde sonunda gidecek. Ama ofiste ben sizi baş başa bırakırım. Olur mu? Çok mantıklı, kesinlikle öyle olsun. Ya tamam, sen bizi ofiste de baş başa bırakırsın da ondan önce birazcık daha kalsın, ben ona çorbalar falan yapayım. Hani hasta çocuk sonuçta, tamamen iyi niyetimden biliyorsunuz. Tabii tabii tabii, tamamen iyi niyetten, yalana bak. Ya, ya girmeyin. Arkadaşlar o ne? Güzel ya. Girmeyin. Tamam, bir sakin ol, bak yüzü kıpkırmızı oldu, şuna bak. Kader.
Buyurun. Kime bakmıştınız? Yanlış geldiniz herhalde. Nazan Özgün sen misin? Evet, benim. Siz kimsiniz? Ben... Defne ile Serkan'ın babasıyım. Çocuklarımı almaya geldim.